our shop ego. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Başladık mı? Müthiş programımız 46.5'un ikinci bölümüyle. Sen de hoş geldin. Daimi konuğum. Yiğit ben Akman. Yiğit ve... Ben İlker Aksungar. O zaman programın sunucusu. Birlikteyiz. Evet. Bugün çok güzel iki konu seçtik. Evet, say bakalım. Müthiş konumuza geçelim. Evet. En sıra dışı 5 ayakkabı NBA maçlarında giyilen. 5'ten mi başlayan, 1'den mi başlayan? Ben bak, aslında geliyorum. Öyle bir sıralama yapmadım. 5, 4, 3 gibi değil de işte 5 tanesi hepsi eşit seviyede sıra dışı diyelim. Bir tane de yeni bir şey koydum. Bu çok ya tam NBA maçında giyilmedi de tam o gelince anlatırım. Tabos Sefolosha vardı Oklahoma City Thunder'da, hem Russell Westbrook hem Kevin Durant birlikte oynarken, hatta James Harden'ın da ilk yılları Tabos Sefolosha o takımdaydı. Artık günümüzde pek de esamesi okunmayan forvetler arasında sayabiliriz. Zaten oynamıyor artık da, şut özelliği olmayan ama savunması iyi, kalıplı kanat oyuncusu. O bir dönem Air Max 90'ları giymişti. Evet. Yani o dönem bir yankı uyandırdı o giydiği ayakkabılarla. Çünkü kimse o dönemde giymiyordu. Hatta hem onu giydi, bir de Air Max 1'lerle de oynadığı dönem var. Çok İki ayakkabıyla da oynadı. Daha sonra bu çok ilginç. Gilbert Arenas, o artık oynamıyor. Dolce Gabbana giymişti. Evet, onu da görmüştüm. Hatta sen onu geçenlerde yolladın. Evet, evet. Evet. Instagram üzerinden. Evet, yani biraz daha tabii yarım bilekli, mid sayılabilecek bir ayakkabı. Bakınca evet, bir basketbol ayakkabısını biraz andırıyor ama daha böyle sanki moda tarafına kaçmış. Tabii biraz dikkat çekici. Şu an konuşmamız bile bunun şeyi, yani yıllar sonra bile olsa konuşuyorsun yani. Ha, evet, çok ilginç bir ayakkabıydı. Siyah ve parlak yaldızlı altın sarısı. Bu riski almaya değer mi ya acaba, bilmiyorum. Ha, evet, çünkü performans olarak yani nasıl etkiliyor bir şey, basketbol kortunda giymeye uygun bir ayakkabı mı? Tabii bir şekilde reklamını da yapıyorlar. 3 oldu galiba değil mi? 3 mü oldu? Bu 2 oldu. Ha, evet, hemen diğerine geçeyim. Air Max 1 ile şeyi aynı. LeBron'un Miami yıllarında, o da 4 sezon oynamıştı 2010-14 arası. Yeezy'leri giymiş. Evet, Nike Air Yeezy 2'ler var, kıpkırmızı. İdman... Aslında onlar biraz basketbol ayakkabısı diyebiliriz bence ya. Yani sonuçta basketbol ayakkabısı formunda. Bir de kırmızıydı, Miami Heat'in formasıyla da biraz uyumlu. Evet. Biliyorsun dönem... o ayakkabının listelleri inanılmaz uçtu gitti yani. O dönemde lafını kestim. Ya o dönemde Kanye West sanırım şeydeydi, Nike'daydı, evet. Ve Adidas'a geçmeden önceydi. Evet. Yoksa tam tersi mi olmuştu? Yok, hayır. Yok, Nike'daydı, Adidas'a geçti. İlk izler Nike'da çıktı, Nike'da. Daha sonra Adidas'ta. Şimdi nerede bilmiyorum. Bir yerlerde Nike eldiven giyiyor falan. Birazcık tutumu değişti artık yani. Ben de artık çok takip edemiyorum Kanye West'i. Bir tane daha Yeezy var. O da Nick Young. O da artık NBA'de oynamıyor. Lakers'ta oynadığı dönemde Adidas Yeezy Boost 750'leri giymişti. Ve çok popülerdi. 2015'ler mi olması lazım? Yeezy Boost gri bilekli, bantlı. Evet. Açıkçası ben hiçbir zaman sevmediğim için Yeezy'leri. O yüzden tam modellerine hakim değilim. Ama öyle bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Bir tane daha var. Dwayne Wade Miami'de bitirmişti kariyerini ve o Li-Ning ile anlaşmıştı ve Çin'de inanılmaz bir pazar payı var. Zaten dünyada da artık öyle Li-Ning, yani klas atletlerle anlaşmaları var. Way of Wade serisi çıkardı. Daha sokak modasına uygun versiyonları da var. Bir tane slider çıkardı yeni. Onu da geçen seninle konuşmuştuk Instagram üzerinden yine. Biraz terliğimsi, biraz böyle üstü açık bir spor otomobil havası olan çok garip bir ayakkabı. Çok tuhaf. Kortta giyilmedi ama onu da ekleyeyim dedim. Çünkü çok ilginç bir ayakkabı ve 5'i de böylece tamamlamış oldum. Evet, ben de bir 5 hazırladım. Bu 5 de benim gördüğüm son zamanlarda ve işte hani birazcık daha da geriye giden en garip 5 ayakkabı diye puanladım. 5'ten başlayayım. Balenciaga'nın bu parmak uçları. Sen sıraladın. Evet. Bir en sıra dışı. Gide aslında değil de yani hadi öyle 5'ten başlayayım istedim. Balenciaga'nın ayakkabıları, yani sneakerları inanılmaz çirkin. Böyle hani onlar zaten böyle baya baya değiştirdiler. Abarttıkça abarttılar. Bu ugly sneaker modasını getirdiler falan. Onları hiç beğenmedim. Adidas'ın işte Y3 ile Gendo Superstar diye bir modeli var. Ondan sonra bir collab.
o Y3'nin de modellerini hiç böyle hoşlanmadığım bir şeyde, tasarımda bilmiyorum. Çok holiganları olabilir ama açıkçası ben hiç beğenmedim. Aslında bunu 3 numara değil de 1'e de koyabilirim. Bu Yeezy formları nasıl buluyorsun? Yani ben de senin gibiyim. Ben Yeezy'lerin hiçbir şeyini sevmedim. Evet ya. Yani Kanye West'i de hiç sevmem. O yüzden onun da giydiği bir şeyi, yani yaptığı bir şeyi de giymek istemiyorum. Hiçbir zaman hoşuma gitmedi Kanye West. Aynen. Ben de tutumunu çok, yani aslında ilk karakter olarak da sevmediğim evet, biri. İlk Yeezy 1'ler, işte Nike'lar aslında güzel ayakkabılar bayağı ama yani böyle birazcık çok değişik bir insan. O yüzden pek hoşlanmıyorum ayakkabılardan. Converse aslında çok seviyorum ama bu Converse'in platform modeli diye geçiyor. İşte bu kalın tabanlı. Bazı platform olanları çok güzel. Bu Runstar Legacy modeli, Future Comfort diye geçiyor. Bayağı değişik geliyor benim gözüme. Yani o Converse'in Chuck Taylor'larını, yani bıraktığı mirası biraz haksızlık edilmiş gibi düşünüyorum o modelde. Converse sever bir insan olarak ben işte bunu bir garip ayakkabı olarak hissediyorum. Bir numarada da seninle de konuştuk. Mischief'in ayakkabılarının hepsi aslında girer ama bu son yaptıkları Timberland botlara üstü altı gibi olan. Evet evet. Tabanı giyer misin? Ne diyorsun? Ben onu beğenmedim. O red bootları da çıkarmıştı. Aha, onlar evet. Hadi bir güldüm, sempatik geldi. Mario'ları sevdim. Evet. Ama yani giymek çok Mario'lar çok ama iddialı. Mischief çıkartmadı galiba. Bilmiyorum onu. O da onlar. Onların Mischief. Mı? Ha, Mario'lar. Evet. yani hakikaten şey akıl alır gibi değil. Böyle özellikle moda haftasında mı giyilir? Ya da böyle ne bileyim sneaker konferans olduğu zamanlarda sadece o dönemde giymek için mi üretiliyor? Evet, değişik bir yapıları var. Bilmiyorum işte bu Mischief'in şeyleri tam bunlar. Şeyleri biraz değişik geliyor bana. Bu hafta için aslında her ay bir Shopigo'da satılan en iyi top 5 bölümü de yapalım diye düşündüm. Hazır ben burada açmışken 5'ten geriye doğru sayayım istiyorsan. Tabii. Geçen ay ben de aldım. Like Air Force 1 Gum Jewel. Muhteşem yani. Ya Air Force 1'in zaten ama kötüsü bile 10 üzerinden 7. Evet. Gibi. Yani tabanın çok güzel, bu kahverengi tabanın ne? Gam. Evet, şey gibi, kauçuk taban gibi, ha, böyle kauçuk, içinden evet. Bir fırça çıkıyor böyle. İşte 1982 yazıyor üzerinde ki benim için 82'li olduğumuz için zaten. 4 numarada Converse Beyond Retro. Bir şeyi farklı, çift şeyleri farklı. Az önce Engin'e de sordum. Ondan sonra o biraz renkli bulduğunu söyledi ama ben çok beğeniyorum onları. 3 numarada yine bir Nike Dunk Hemp Hoops. Çetin aldı onlardan bugün bir tane. Ondan sonra onları beğeniyorum. 2 numaraya az önce denedim 47'sini. 46'sını deneyeceğim. Mağazada değil depodaymış. Lacoste'un çıkarttığı bir işbirliği. İkimiz de tam okuyamadık. High Snowbite. Evet. Evet. aynen hemen arkada da. Bence evet, güzel. Şu anda Shopigo'da satılan favori ayakkabılarım. Ama bir numarada ise Nike yine Magma Space Sakai ile işbirliği. Evet, pekanlar. Pekan rengi benim bir numaramda yani. Muhtemelen bugün giderken onları sipariş edip gideceğim. Onlar da depodaymış, mağazada değilmiş. Edip çok sevmedi onları ama ben çok sevdim. Ben de o zaman kendi sevdiğim Shopigo'daki klasiklerden başlayacağım. Ben buradaki Cortez'i çok beğendim. Müslin Suede modelini. Ya bu arada benim 5 listemdeki 2 tanesi kadın ayakkabısı ya da 3 tanesi bakacağım. Yani çok güzel modeller çıkıyor. O Cortez'i zaten kalıp olarak da çok beğeniyorum. Müslin Suede güzel olmuş. Renkleri de çok hoş. Mor bir sıvışı mor. Air Force One'la devam ediyorum. Coconut Milk. Evet. Ya Coconut Milk Air Max 1'de de vardı. Air Force'da da var. Çok şık duruyor. Ve öyle bir renk ki
Yani bütün her şeyle kombinlenebilecek evet bir ayakkabı. Evet ya, çok güzel. Yani böyle şeyi de, beyazı da böyle off-white beyazında. Evet. Aynen. Sen zaten Ela'yı aldın eşine. Evet. Bayıldım. Vans'le devam edeceğim. Ben Vans'leri de çok beğeniyorum. Old School Reissue Wind, rüzgar rengi yapılmış. Ha. Bence çok şık duruyor o da. Vans'leri de anmış olduk. Evet. Nike ağırlıklı listene hem bir tane ben Vans biraz koydum. Yandaş gazeteciyim. Yani bu konuda şeyimi hiçbir zaman saklamıyorum yani. 5'te 2 Nike, %40 bu... Nike var benim listemde. Ha, evet yani olabilir. Saygım var tabii ki ama ben bence de çok yani seviyorum. Sneaker'da Nike'ın önüne geçiremiyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum ama bu ayki mesela New Balance 550'ler, bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani daha önce dediğim ilk bölümde konuşmuştuk. Taylor Swift bir 550'leri evet. giyip acayip bir hype yaratmıştı. Evet. Burada da beyaz lavanta renklerinde bence muhteşem duruyor. Çok güzel. Ben beyaz mavi olanı daha çok beğendim ama. Böyle ya bebek hepsi mavisi çok güzel. Uygulamadan bakınca güzeldi de gerçekte görünce daha bir hoşuma gitti. Hı-hı. Eline alıp bakması farklı oluyor. Evet. Ama renkleri birebir. O lavanta rengi tam tutuyor. Çünkü bazen gazellerde tutmayabiliyor. Evet. O ne denir? Renk paleti mi? O, ve bir tane senin beğenmediğini de ekledim. Adidas Bad Bunny Wonder White. Evet ya, ben de az önce onu şey dedim. En kötü listene mi ekledin diye. Güzel bence şey, seveni çıkar. Evet, ben Bad Bunny'nin müziğinden de çok hoşlanmadım açıkçası. Kendisinden de ayakkabılardan da. Evet yani TikTok'ta da ufak böyle şeyler yapıyorum. En iyi 10, en sevmediğim 10, en sevdiğim 10 falan gibi. Orada da eklemiştim en sevmediğim 10'a. Ama tabii bu işte tamamen tercih meselesi. O yüzden zaten biraz farklı tercihler olması daha iyi diye düşünüyorum. Güzel bir 5 yarattığımızı, evet. seçtiğimizi düşünüyorum. Aynen. Ben de. Bu ayki programımızda evet böyle aslında konuk da almayı düşünüyorduk bu programa ama gelecek aydan itibaren konuklarla devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. We are Shock Eagle.